Herkese merhaba, eğitim deme hoş geldiniz. Eğitim kurumlarına yönetici atama sınavına yönelik hazırladığımız video içeriklerine devam ediyoruz. Bir önceki video ile beraber Türkiye'de ekonomik coğrafya konusuna başlamıştık. İlk olarak da tarım konusu ile ilgili temel esaslar üzerinde durmuştuk. Bu videoda da tarımsal ürünler üzerinde duracağız ve takip eden videolarda tarımsal ürünlere devam edeceğiz. İlk olarak tahıllar. ...ve baklagiller üzerinde duracağız. Sevgili öğretmenlerim... ...Türkiye ekonomik coğrafyasında... ...tarım ürünleri... ...önemli bir yer tutar. Ayrıntıya geçmeden evvel... ...tarım ürünlerini gruplarına... ...sizlere hatırlatmak istiyorum. Bunlar tahıllar... ...baklagiller... ...sanayi bitkileri... ...yağ bitkileri... yem bitkileri... ...sebzeler ve meyveler. Tahıllara gelince... Öncelikle buğdaydan bahsetmemiz gerekiyor. Buğday büyüme döneminde ilkbaharda nem, olgunlaşma, hasat döneminde sıcak ve kurak bir iklim ister. Bu nedenle ülkemizin sürekli yağışlı Karadeniz kıyılarında ve düşük sıcaklığa sahip yüksek kesimlerinde buğday üretimi yapılmaz. Doğu Anadolu bölgesinde kısa süren yaz devresinin tamamından yararlanacak biçimde ...kıştan sonra ekilen yaz ekimi vardır. İç bölgelerde ise sonbaharda güz ekimi yapılır. Buğday değişik tip topraklarda yetişebilen bir bitkidir. Verimsiz kıraç topraklarda ve verimli taban alanlarında yetiştirilebilen birçok buğday çeşidi vardır. Bununla birlikte buğday için en uygun topraklar, direnajı yeterli olan derin topraklardır. Yurdumuzda 1950'den sonra buğday üretiminde büyük oranda artış sağlanmıştır. Bunun temel nedeni tarım alanlarında traktör kullanımının yaygınlaşması ve bunun sonucunda ekim alanlarının genişlemesidir. Yıllara göre yağış kararsızlığının etkisi nedeniyle üretimde dalgalanmalar meydana gelmiştir. Yağışlı yıllarda üretim artmıştır. Tağıllar içinde üretim payı %70'tir. Sırasıyla en çok üretildiği bölgelere gelince İç Anadolu Bölgesi, Marmara Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, Karadeniz, Ege, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgeleridir. Bir başka tahıl ürünü arpa. Arpa tahıl içerisinde %20 payla ikinci sırada üretilen üründür. Buğday üretim alanına paralellik göstermesine karşılık soğuğa daha dayanıklıdır arpa ve yükseklerde üretimi yapılabilmektedir bu nedenle. İçki endüstrisinde ve hayvan yemi olarak da kullanılır arpa. Buğday üretiminin yarısını İç Anadolu bölgesi karşılar. Gelelim bir başka tahıl ürünü çavdara. Çavdar tahıllar içerisinde soğuğa en dayanıklı üründür. Bu nedenle buğday ve arpanın yetiştirilemediği serin ve yüksek yerlerde çavdar yetiştirilir. Ülkemizde en çok İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde çavdar üretilir. Gelelim yulafa. Yulaf sıcak ve kurak şartlarda üretildiği gibi serin bölgelerde de yetişebilir. Daha çok bisküvi ve yem sanayinde kullanılır. Ülkemizde daha çok İç Anadolu, Marmara ve Çukurova'da yetiştirilmektedir. Gelelim Mısır'a. Mısır yaz döneminde yağış alan veya sulama yapılan sahalarda yetiştirilir. En uygun iklim yaz yağışlarının olduğu Karadeniz iklimidir. Bu özelliğinden dolayı arpa ve buğday tarımında farklılık arz etmektedir. Mısır ülkemizde Karadeniz kıyı şeridinde Marmara'nın kuzey kesimlerinde tabii olarak yaz yağışlarıyla, yaz yağışlarıyla yetişebilirken bunun dışında Akdeniz, Ege ve diğer iç bölgelerde yazın sulamayla yetiştirilebilir. Son yıllarda Mısır'ın yem ve yağ sanayinde kullanımının artmasıyla özellikle Çukurova'da üretimi yaygınlaşmıştır. Bunun sonucunda da Akdeniz bölgesi Mısır üretiminde Karadeniz bölgesine geçmiştir. Son e, tahıl ürünü çeltik ya da pirinç. Yetişme süreci boyunca yüksek nem ve sıcaklık isteği vardır çeltikte. Türkiye'de üretim genelde akarsu boylarında ve alüvyal ovalarda yaygındır. Yetişme döneminde çoğu zaman suyun içinde kalması gerektiğinden üretimi zordur. En fazla Edirne'de Meriç ve Ergene nehirlerinin kenarlarında daha sonra Samsun, Çorum, Kastamonu, Adana Diyarbakır gibi illerimizde geçen akarsu kenarlarında çeltik üretimi yaygındır. Evet, tahıllar için söyleyeceklerimiz bunlar. Bir başka tarım ürünleri baklagiller. İlk olarak mercimek üzerinde duralım. Mercimek yetişme döneminde yağış, olgunlaşma döneminde sıcak ve kurak iklim ister. Her türlü toprak koşullarına dayanıklıdır. Ülkemizde kırmızı mercimek en fazla Güneydoğu Anadolu'da, yeşil mercimek ise İç Anadolu bölgesinde üretilir. Bir başka baklagil nohut, e, yarı kurak iklim şartlarında yetişebilen nohut en fazla İç Anadolu, Akdeniz, İç Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde üretilir. Baklagiller içerisinde en fazla üretim miktarına nohut sahiptir. Bir başka baklagil fasulye. Yüksekliği 2000 metreyi aşmayan ve yaz döneminde sulanabilen tüm sahalarda fasulye yetiştirilebilir. En önemli yetiştirme alanları kıyı bölgelerimizdeki ovalardır. Özellikle Çukurova ve Antalya ovaları ile Güney Marmara bölümündeki ovalarda fasulye tarımı yaygın olarak yapılır. İç bölgelerimizde ise akarsu boylarında bahçelerde yetiştirilir. Yıllık fasulye üretimimiz 200 bin ton civarındadır. Evet, tarım ürünleri içerisinde tahıllar ve baklagiller için söyleyebileceklerimiz bunlar. E, tarımsal ürünlere devam edeceğiz. Takip eden videoda da e, bu e, takip eden videoda da sanayi ve yağ bitkileri üzerinde duracağız. Takip eden videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.